Teknoloji Okulu'ndan herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte AliExpress'ten aldığımız bir ürünü inceleyeceğiz. Bu bir kulaklık aslında arkadaşlar. Bunun özelliği ise ülkemizde bu tarz kulaklıkların bulunmaması. Aslında ülkemizde değil. Hani genel pazara baktığımızda da kulaklık tipleri hep aynı. Ben AliExpress'te gezerken bu karşıma geldi. Ve tasarımı çok değişik geldi gerçekten. Hoşuma da gitti. O yüzden sipariş verdim, yaklaşık olarak bir hafta falan sürede geldi. Bir hafta 10 gün gibi bir sürede geldi arkadaşlar. Kutusu falan çok şık. Kutusundan çıkartmıştım bir kere de sizinle birlikte çıkartayım. Şöyle bir kutuyla geliyor. Hani diğer kulaklık kutularına göre aslında bayağı büyük bir kutu. İçerisinde tabii ki kulaklığımız var. Açabilirsen. Ben şöyle açtım. Bakın. Burada kulaklığımız var. Jelatine daha sarılı görüyorsunuz. Şöyle açmıştım ben bunu. Tekrar sardım. Tekrardan açayım. Şöyle yapışkanları var zaten. Direkt olarak açmış olayım. Bakın. Kulaklık bu arkadaşlar. Normal şartlarda bir kulaklık kılıfı nedir? Şuradan açarsınız vesaire. Ama bunda kulaklıklar buradan çıkıyor direkt. Bakın. Yani kutu mutu açmanıza gerek yok. Buradan direkt çıkıyor kulaklıklar. Ve telefonunuzdan eşleştirebiliyorsunuz. Gerçekten benim çok hoşuma gitti bu tasarım. Ve mavi mavi de yanıyor arkadaşlar. Detaylarda görüyorsunuz zaten. Şu anda mavi mavi yanıyor. Gayet güzel, hoş. Özellikle benim kutu tasarımı çok hoşuma gitti. Yani böyle kulaklıkların yandan çıkartılıyor oluşu, bu ön tarafta şarj seviyesinin vesaireyi yazıyor oluşu gerçekten çok hoşuma gitti. Ve farklı bir tasarıma sahip olduğu için de almak istedim açıkçası. Bakın şu anda mesela %99 gösteriyor mesela sağ şarjı. Bunu da taktığımda left ikisini birden gösteriyor. Bakın burada %99 şeklinde maviş maviş yanıyor. Ve gösteriyor. Şeffaf bir tasarıma sahip. Bunu genelde OnePlus'ta görmüştük. Bu güzel bir tasarım. Hoşuma gittiği için aldım. Bakın şurada mesela bir kutu daha var. Burada kılıf da göndermişler. Yani içeriğinde kılıf var. Mesela bugüne kadar o kadar kulaklık inceledim. Hiçbirinden böyle bir şey çıkmadı arkadaşlar. O yüzden. Bu da güzel düşünülmüş bir şey. Şöyle çıkartayım bakın. Burada çeşitli kulaklık şeyleri, boyutları var. Silikonları, boyutları var. İstediğinizi takabiliyorsunuz. Onun bile kutusu güzel. Bu bile hoşuma gitti yani. Premium bir hissiyat veriyor ilginç bir şekilde. Yani baktığınız zaman Çin'den aldığınız bir ürün ama bu kadar açıkçası ben hani kutusunun içeriğinin bu kadar güzel olacağını düşünmemiştim. Şöyle bir lastik ipiniz var. Ve bunu böyle arkadaşlar sanal bebek gibi takıyorsunuz buraya. Eskiden sanal bebekler vardı belki hatırlarsınız. Bakın silikon kılıf da şöyle hop. Şöyle takıyorsunuz. Buradan rahatça yine kulaklıklarınızı alıp buradan takıyorsunuz. Ve gördüğünüz gibi ışıl ışıl böyle maviş maviş. Gerçekten güzel, hoş bir deneyim sunuyor sizlere. Tabii ki burada söz konusu kulaklık olduğunda şu aklınıza gelecektir. Ya tamam kulaklık güzel, görüntüsü güzel ama ses düzeni nasıl? Sesi de güzel arkadaşlar. Yani bir kulaklıktan beklentinizi karşılıyor diyebilirim. Bugün bir teknoloji mağazasına gittiğinizde işte bakıyorsunuz ismini cismini duymadığınız kulaklıklar hani 1000 liralar, 1500 liralar falan absürt rakamlar. Özellikle bu telefon kulaklıkları mesela atıyorum Oppo'dur, Vivo'dur, işte Samsung'dur vesairedir, Huawei'dir. Bunların biraz daha üst segmentleri böyle 2000, 3000, 5000 lira doğru gidiyor. Hele Apple'a geldiğinizde yani absürt fiyatlar çıkıyor karşınıza. Bu arada böyle içinde ufak Çince, Japonca, Japonca değildir muhtemelen Çincedir. Kitapçıklar var. Bir de böyle Word Premiere diye bir şey çıkıyor arkadaşlar. Bunların herhalde bu markanın her şeyi böyle şeffaf. İçinde GAN adaptörleri vesaire var. Onların fotoğraflarını koymuşlar. Gerçekten hepsi şeffaf. Şeffaf güzel ürünler. Ama ben bu kulaklığı aldım. Mesela bunun siyah rengi vardı, beyaz rengi vardı, pembiş bir rengi vardı. Hani eğer kız arkadaşınıza vesaire hediye etmek için böyle güzel bir kulaklık arıyorsanız gerçekten hoş bir hediye olabilir. Pembiş pembiş, ışıklı ışıklı güzel durabilir. Evet, kulaklığın ses kalitesi güzel. Aktif gürültü engelleme özelliği vesaire zaten var arkadaşlar. Bunların olmadığı kulaklıklar zaten artık kalmadı. Markasını söyleyeyim sizlere. Kristal yazıyor sadece. Üzerinde buralarda bir durun bakayım sizlere hemen modelini de söyleyeceğim. Mutlaka vardır buralarda bir model numarası. Kristal T8 diye geçiyor arkadaşlar. Kristal T8 olarak arattığınızda direkt çıkıyor karşınıza. Ben aratmadım. Öyle dolaşırken karşıma çıktı. Hoşuma gittiği için satın aldım. Sizlerle de paylaşmak istedim. Çünkü hani görünüş hoş ve alışık olmadığımız bir tasarıma sahip bir kulaklık. O yüzden hani takipçilerimize de paylaşayım dedim. Gelelim fiyatına arkadaşlar. Aslında ülkemizde vergiler vesaire olmasa gerçekten güzel bir fiyatı var. Yani 500 liralara falan geliyordu yanlış hatırlamıyorsam. Ama tabii işin içine vergisiydi, kargosuydu vesaire girince fiyat 1000 liralara yaklaşmıştı. Yani bir 900 küsür liraya falan geldi bana bu kulaklık. Hani
Zaten ülkemizdeki teknoloji mağazalarındaki fiyatları biliyorsunuz. Dolayısıyla hani biraz farklı bir tasarıma sahip. O yüzden hani 1000 lira bana çok fazla gelmedi. Ses kalitesi vesaire de gerçekten güzel. Hani beni pişman etmedi diyebilirim sizlere. Açıkçası hani ses kalitesi kötü olsaydı derdim ki ya lanet olsun 1000 liram boşuna gitti. Sakın almayın, uzak durun derdim ama hani ses kalitesi güzel olduğu için böyle farklı bir ürün denemek istiyorum diyenlere tavsiye edebileceğim bir kulaklık arkadaşlar. No Name gibi durabilir. Acefest diye bir marka. Kristal T8, bir daha size söylemiş olayım. Kutusu güzel, hoş, şöyle bir şey var. Bakın bu da güzel. Ve 10 günde de geldi arkadaşlar. Tabii orada kargo seçenekleri var. Daha uzun süreli vardı mesela. O kargo ücretsizdi. Ama onda da 30 artı yazıyordu. Yani bir aydan fazla. Ben o kadar şey yapmadım. Gemiyle falan gelecekti herhalde o. O mesela ücretsizdi arkadaşlar. Yani ben bir 200 lira falan fazla kargo parası verdim. Eğer onu vermek istemiyorum ve bir ay beklerim derseniz. O zaman ben işte 900 küsür verdim. Siz de 700'e falan 700 küsür liraya bu kulaklığı satın alabilirsiniz. Belki hani indirimde olan şeyler falan olur, satıcılar olur ya da ne bileyim AliExpress indirim kuponları vesaire kovalıyorsunuzdur. Bu indirim kuponlarıyla falan daha ucuza satın alabilirsiniz bu kulaklığı. Bu kulaklık hakkınızda kafanıza takılan herhangi bir soru işareti varsa cevaplayabilirim arkadaşlar. Dokunmatik kontrolleri var, aktif gürültü engelleme özelliği var. Direkt olarak telefonunuza bağlayabiliyorsunuz. Konuşurken gayet güzel, yani karşı tarafa sesiniz net bir şekilde gidiyor. Zaten bunlar artık kulaklıklarda klasik bir teknoloji haline geldi. Yani bugün ne bileyim aktif gürültü engelleme özelliği olmayan bir kulaklık neredeyse yok. ENC özelliği olmayan bir kulaklık neredeyse yok. Dokunmatik kontroller zaten bütün kulaklıklarda var arkadaşlar. Yani bugün BİM'den bir kulaklık alsanız 100 liraya 150 liraya onda bile dokunmatik kontroller mevcut. Dolayısıyla bunları size sunuyor. Şarj süresi de bayağı iyi, ben aldım. Hani bir 4-5 gündür kullanıyorum, daha da şarj etmedim arkadaşlar. Bir ilk geldiğinde şarj etmiştim. Onun haricinde işte %99-95 arasında gösteriyor şarjı. Çok kullanmadım ama hani şarj da etmedim. Böyle ışıl ışıl yanıyor. Demek ki bu ışıklarda fazla şarj harcamıyor. Yani almak isteyenlere tavsiye ederim. Tabii ki tercih yine sizlerin. Dediğim gibi sorunuz varsa yanıtlayabilirim. Yorumlar kısmında belirtmeniz yeterli olacaktır. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi de unutmayın.